Muhterem kardeşlerim, sabahlara kadar bu sohbetler bitmez, doyulmaz Kur'an-ı Kerim'in şeyine, zevkine, keyfine. فَلَمَّا بَلَغَ مَا اُسَّعِي Yürüyecek hale gelip de babasının yanında tıpış tıpış maiyetinde gezinecek hale gelince İsmail Aleyhisselam emrediyor Allah, kurban et bu İsmail'i bana. Hadi buyur. Anlayın bakalım, bir baba çok sevdiği evladını, yıllar yılı dua edip de Allah'tan istediği evladını aldı, çocuk büyüdü, güzeller güzeli bir çocuk. Allah emrediyor, kes bu çocuğu, kurban et. Al eline bıçağı, sür boğazına, fışkırt kanını, kurban et. Peki ya Rabbi, peki ya Rabbi, neden Allah İbrahim Aleyhisselam'ı Halilullah eylemiş, samimi dost eylemiş? Neden? E peki diyor. Alıyor çocuğunu götürüyor. Efendim, ya büneyye inni erâ fil menâmi enni ezbehuke. Bana rüyamda vahiy olarak gösterildi ki seni kesmem lazım. Kes dedi Allah. Fezur mazatera. Bu işe ne dersin? Bir bak bakalım sen bu meseleye ne dersin? Ne der bir çocuk? Babası diyor ki seni keseceğim ya, ey yavrum, yavrucuğum. Seni Allah kes dedi, keseceğim. Ne der bir evlat, düşünün? Ne diyebilir? Ne der? Tahmin edin. Hangi evlat babasına nasıl bağlanır? Ne cevap verir? Diyor ki, ya ebet if'al ma tu'mer. Babacığım, Allah sana ne emrettiyse yap. Kes kafamı ya. Kes boynumu. Ya ebet if'al ma tef'al. Ma tu'mer. Emrolunduğun işi yap. Seticiduni inşallahı minessabirin. İnşallah beni sabırlı bir evlat bulursun. İnşallah sen benim boğazımı keserken inşallah sana bir zarar vermem çırpınıp da. Bağlayıver elimi de, gözümü bağlayıver de babacığım sana elimde olmadan can havliyle efendim bilmem zarar vermeyeyim filan diyor. Anlatırlar kitaplar o kesilme macerasını. Bıçağı eline alır, efendim taşa yatırır İsmail Aleyhisselam'ı, keseceği zaman ne oluyor? Koç gönderiyor Allah. Dur ya İbrahim, kat saddak der rüya. Rüyadaki emri yerine getireceğim belli oldu. Bu işi, bu işte sadakatini gösterdin. Al ve fedeylahu bidibhin azim. Al sana muazzam bir kurban, evladının yerine bunu kes diyor. İmtihan. Allah-u Teala Hazretleri insanı nefsine zor gelecek şeyle imtihan eder muhterem kardeşlerim. İmtihana güzel cevap veren, iyi kulluk yapan kazanır. İmtihandan korkan, Allah'ın emrini tutmayan, yasağını işleyen imtihanı kaybeder.